Besmele çekmeden kesilen hayvanın eti yenir mi? Tabii ki yenmez. Nur Hayat Hanım sormuş. O sebepten dolayı muhakkak besmele kesildiğinden emin olun. Besmele üzerine kesilmemiş hayvanları Müslümanlar yiyemez. Peki nereden bileceğiz? Alışveriş yaptığın yerleri arayacaksın. Çocuğunu gönderirken nasıl okula hocasını arıyorsun? Yediğin kursağından geçen lokmanın da menşeini soracaksın. Bunu yapacaksın, ciddi olacaksın. Bu iş böyle basit bir iş değil. İkincisi, ihtiyaten yine helalse bismillah dersin. Helalse bismillah. Haram olan şeye besmele çekilmez çünkü. Ama bu çok önemli bir şey. Ha, burada da bizden dalga geçenler olabilir. Onlara da hemen çok güzel, iyi ki böyle başka ümmetlerin uygulamaları var. Koşer imzası olmadan mütedeyyin bir Yahudi asla et yemez. Koşer mührü olacak üzerinde, din adamının mührü. Ben gittim, gördüm, hayvanın yediği besinden, gıdasından beslendiği noktaya kadar bizim dinimize aykırı bir şey yoktur. Bu şekilde kesildi, pişirilmesine kadar hepsine ben nezaret ederim diye imza atmayan bir eti Amerika'da yiyemezsin. Burada da aslında dindarları yemiyor. Amerika'da yiyemezsin. Hatta onlar kendilerine göre ehli kitap olduğu için bizim Amerika'daki Müslüman ehli sünnet kardeşlerimiz besmelesiz et yememek için koşer imzalı et bile almak zorunda kalıyorlar. Hatta bazen ucuza da alabiliyorlar eti. Yahudiden daha ucuza alıyorlar. Çünkü biliyorsunuz Yahudiler hayvanın ön kısmını yer. Arka kısmını yemez kendi şeylerine göre. Arka kısmını ne yapacaklar? Arka kısmını da bize verin diyorlar. But falan daha yağlı oluyor. Girmeyelim şimdi, ayrı bir mevzu.